Merhaba, Saat 20 Dünya Hali. Ben Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız ama zaten programa erken başladık. Çünkü saatiyle akşamüstü tam 6'ya çeyrek kala Londra saatiyle 3'e çeyrek kala 2.45'te Londra'dan flash mesajlar düşmeye başladı. Başlıklar saldırı diyordu. Ardından ayrıntılar geldi. İzledik, inceledik. Olay devam ediyor. Olayın yankıları devam ediyor. Nedir? İngiliz polisi şu haliyle ikinci bir aksine bilgi olmadıkça bu olayın bir terör saldırısı olduğunu söylüyor. Peki kim? Ve saldırganlar ya da saldırgan bir kişi mi, birden fazla mı? O soruların cevabı. Önce bilinenleri anlatabiliriz. Olay yeri şemasının üzerinden gidersek saldırının Westminster Köprüsü'nde başladığını söyleyebiliriz. Köprünün fotoğrafını bekliyorum. Köprünün köprü zaten Westminster Köprüsü dediğimiz yer tekrar İngiltere Parlamentosu'nun, burası Thames Nehri, İngiltere Parlamentosu'nun yanında uzanan köprü. Bu olayı gayet güzel anlatıyor. İngiltere Parlamentosu büyük bir kompleks. Şu meşhur saat kulesi ve çanı Big Ben. Ve araç köprünün üzerinden hızla geliyor. Yayalara çarpıyor, bisikletlere çarpıyor. Olabildiğince çok hasar vermeye çalışarak ilerlediği anlaşılıyor. İngiltere'de bu arada trafik ters taraftandır. Onu da hatırlayalım. Sonra parlamentonun duvarının başladığı ya da metal parmakların başladığı noktada aracını duvara çarpıyor. Ve ondan sonra inip kendi açtığı mı yoksa kapı mı, orada bir kapı olduğu ihtimali var. O kapıdan içeri giriyor. Artık parlamento bahçesinde. Parlamento bahçesinde görgü tanıkları iki sivil polisin peşinden koştuğunu söylüyorlar bu şahsın. Sonra polislerden bir tanesini bıçakladığı anlaşılıyor. Yine görgü tanıkları elinde 25-30 santimlik veya daha fazla bıçak vardı diyorlar. Ve de en son şu noktada, orada merdivenli görüntüleri de vardı. Orada 3 kurşunla saldırgan yere indiriliyor. Ama hasar ağır. En az 2 ölü, biri teyitli aslında. Bir İngiliz kuruluşu, televizyon kuruluşu Sky 2 dedi. Sonra 10 kadar yaralı var. Yaralılardan çoğu zaten köprüde hasar alanlardan. Sonra meclisin içinde, parlamentonun içinde polisin yaralandığı, bıçakla yaralandığı bilgisi var. Ve de Londra'nın siyaseten bundan daha önemli bir noktası var mı? Ha bir de Buckingham Sarayı var, kraliçenin olduğu. Ama kraliçe orada her zaman oturmuyor. Var mı yok mu şu an bilmiyoruz. Bir de o yola giden ana caddeler daha sıkı güvenlik altındadır. Ve barikatlar vardır. Yani bir aracın Buckingham Sarayı'nın duvarına ulaşması çok daha zordur. Dolayısıyla eğer bu terörse, ki büyük bir ihtimalle terör olduğu anlaşılıyor. Neden olduğunu da birazdan söyleyeceğiz. Ya Buckingham Sarayı vardı ya parlamento vardı. Parlamentonun şu açısı gerçekten gayet uygun. Belki ön taraftan denese, ön tarafta da bariyerler vardır. Ama yan taraftan girmesi planlı olduğunu da gösteriyor. İçeri girmeyi başarması zaten bir başka durum. Burası da Londra'nın en çok korunan noktalarından bir tanesi. Öyle bir noktada parlamentonun tam içine girmesi beklenmese bile bahçenin içine girmeyi başarması, o da bir dikkat çekici durum. Buradan zaten Whitehall denen asıl hükümet makamına giden yoldur. Orada başbakanlık ofisi vardır. Oraya giden yolda Scotland Yard, İngiliz polis teşkilatının eski binası vardır. Yeni binası ya da. Ve de mesela olay sırasında başbakan, İngiliz başbakanı Bayan May'in bu noktaya çok yakın bir yerde olduğu ve koruma gücü tarafından apar topar bir sivil araca bindirilip hızla olay yerinden uzaklaştırıldığı bildiriliyor. Dolayısıyla mecliste olduğu anlaşılıyor Bayan May'in olay sırasında. Olay sırasında meclis oturumdaydı ve
işin ilginci İskoçya'nın bağımsızlığı meselesini konuşuyorlardı. İskoçya'nın bağımsızlığı meselesi konuşulurken dışarıda kıyamet kopuyor. O görüntüleri de izledik yayınlarda. Meclis Oturum Başkanı oturumu tatil ettiğini ama herkesin de içeride kalması gerektiğini söyledi. Zaten olayın duyulmasından sonra ilk önlem herkesin olduğu yerde kalması, giriş çıkışların durması, trafiğin durması idi. Sonra işte ilk yardım ekipleri ve polis olaya müdahil oldu ve de sonra işte yaraların kaldırılması falan. Şimdi nereden terör olduğunu düşünüyoruz diye ekleme yapabiliriz. Bütün bu haliyle aracın kullandığı araç kendi aracı olması muhtemel şahsın. Bir dört çeker jip tipi bir araç deniyor. İzlediği rota evet uygun ve de görgü tanıklarının ifadesi Asyalıydı diyorlar. Belki daha ayrıntı verdiler hatta mesela nereden olduğunu bile söylemiş olabilirler ama haber ajansları biraz hukuki kaygılarla genel coğrafya kullanmaktalar. Asyalı diye. Şimdi Asyalı deyince düşünmek gerekiyor. Asyalı deyince çekik gözlüler, Çinler, Japonlar mı yoksa daha çok terör haberinin geldiği Batı Asya tarafı mı? Yani Afganistan, Pakistan ve civarları tahminimiz. Eğer bir tercih yapacaksak Afganistan, Pakistan taraflarından bir Asyalı olduğunu söylemek mümkün. Yine görgü tanıkları siyah giysiler içinde bir görüntüsü de vardı zaten koşarken. Yine oradaki turistlerden bir tanesi çekmiş o görüntüyü. Hazırlıklı, arkasında sırt çantası var. Yanlış görmediysek bir motosiklet kaskı var kafasında. Ve de hazırlıklı bir şekilde aşamalı olarak, yani evet aşama planının bir aşaması köprüde yayalara çarpma, bisikletlere çarpma. İki, bir şekilde parlamentonun içine girmeyi başarma ve gidebildiği kadar gitme. Elinde ateşli silah olmaması dikkat çekici. Ama büyük bir bıçak ya da pala kama türü bir kesici alet olması dikkat çekici. O da zaten eylemin son aşaması oluyor. Bu tip eyleme herhalde girişenler oradan sağ çıkmayacaklarını biliyorlar bu şekilde. Bir durum. Tekrar Londra bireysel bir eylem olması ihtimali kuvvetli. İşte bu yalnız kurt diyorlar. O terime de itirazımız var ama yalnız terörist demek daha doğru. Tek başına girişiyor. Gerçi bu yalnız denen eylemcilerin de çoğunun DAEŞ'ten veya da diğer teşkilatlardan şifreli mesajlarla mesaj aldıklarına dair bulgular da var. Yani günün bir sabah kalkıp ben bir yere saldırayım, nereye saldırayım diye bakınmıyorlar. Genellikle uzaktan verilen emirleri uyguluyorlar. O şekilde bir eylem tek başına da olsa bir uzaktan yönlendirmenin mümkün olduğu bir eylem. Şimdi, evet, bir Londra bağlantımız var. Süleyman Tunç gazeteci Londra'dan ve meclis tarafından mı? Süleyman Tunç merhaba. Neredesin? Mekanın neresi şu an? Yaşandığı yerin Victoria Street'ta şu anda hemen arkamdaki olayın yaşandığı yerin ara noktasındayım. Yani yaklaşık 200 metre hemen ileride. Ben hemen size isterseniz şöyle ekranların başındakileri de rahat bir şekilde görmesi açısından görüntüyü vereyim. Şu anda bakın şu karşıda görmüş olduğunuz görüntü olayın yaşandığı Big Ben ve parlamento arasındaki nokta. Ekranlara getirme amacında şu anda bölgeye polis ekiplerinin halen daha intikal ettiğini de göstereyim. Olay yaklaşık olarak benden 500 metre uzaklıkta gerçekleşti. Doğru. Saat kulesi olarak gördüğünüz Big Ben'in hemen sol tarafında işte o bir aracın vurulduğunu söylediğimiz köprü üzerindeki nokta var. Hemen onun yan tarafındaysa benim belki de görüntünün arasında olmayabilir ama tarif etme açısından söylemem gerekirse eğer saat kulesinin sağ tarafında ve saat kulesinin arka kısmında parlamento binası var ve bir araç da işte o parlamento binasına
saldırı gerçekleştirmişti. Bir diğer saldırı ise bu Saat Kulesi'nin sol tarafında kalan, şöyle biraz daha çevirirsem eğer, görmüş olduğumuz binanın arka kısmında kalan noktaya yapıldı. Benim buradan görebildiğim kadarıyla birçok ambulans bölgede hala bekliyor, helikopter bölgede bekliyor. Bir dakika, Süleyman Tunç, orada seni durduracağım. Evet. İki saldırıdan bahsediyorsun. Yani bizim kurgumuz şimdiye kadar aracıyla geldi, Westminster Köprüsü'nde yayaları ezdi. Sonra meclisin, işte Big Ben'in altındaki duvar kısmına vurdu, çarptı. Oradan araçtan çıktı. Oradan meclisin içine girdi ve elinde bıçak vardı ve orada polis tarafından vuruldu şeklinde bir saldırganın 3 aşamalı hareketini söylüyoruz. Sen başka bir şey söyledin. Şimdi bize gelen ilk bilgi de şu yöndeydi. Bir araçla bir kişi, daha doğrusu bir saldırganın içerisinde bulunduğu bir araç, evet, önce sivillerin üzerine aracı sürüyor ve burada yaklaşık 12 kişi yaralanıyor. Evet. Ardındansa bir başka kişi daha orada bulunan, bölgede bulunan bir polis memuruna silahla ya da bıçakla bir saldırı gerçekleştirdiği yönünde bir bilgi gelmişti. Bu bilgi doğrultusunda ben iki ayrı saldırı olduğunu söylüyorum ki bunu da buradaki gazetecilerden aldığımda bilgi, bunu da bu şekilde teyit etmiştik. İki ayrı saldırı olduğunu söylüyorlardı ama ikinci saldırı büyük ihtimalle saldırganın yanında bulunan bir başka kişinin oradaki polislere saldırmasıyla gerçekleşmiş olabilir. Yani iki büyük saldırıdan değil, bir büyük, onun yanında ise bir bıçaklı veya bir silahlı saldırıdan bahsediyorum. Şunu hemen söylemekte fayda var. Bölgede birçok otel de vardı. Bu saldırının ardından oteller de artık yavaş yavaş boşaltılmaya başladı. Onun dışında hemen şöyle ekranlara da getirmeye çalışacağım. Ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama turistlerin yavaş yavaş artık otellerden ayrılmaya başladığını söyleyeyim. Hatta, biraz da önce burası... Evet, meclisten de çıkışlar başladı diye bir bilgi var. Mecliste şimdiye kadar kimsenin kımıldamaması istenmişti. Evet. Şöyle bakın, hemen göstermeye çalışacağım. Ambulansların arka kısmından baktığınızda imkanlarla göstermeye çalışacağım. Şu karşıda görmüş olduğunuz yerde biraz kalabalık var. Evet. Az önce meclis çalışanlarını, polis ekipleri orada topladı. Evet. Bakın elimle göstermeye çalışacağım. O görüyoruz, şu bölgede topladı. Görüyoruz. Orası meclisin zaten halk girişi kısmı değil mi? Public entrance. Evet. Aynen öyle. Önce orada topladı. Orada topladıktan sonra bölgeden meclis çalışanlarını güvenli bir noktaya aldı. Onun dışında ise benim görebildiğim kadarıyla şu anda havada da bir polis helikopteri bölgeyi sürekli olarak incelemeye, seyretmeye devam ediyor. Birçok polis ekibi az önce buradaydı ancak 10 dakikaya kadar burası çok kalabalıktı. Uyarıların ardından bölgeden birçok kişi ayrıldı. Hem siviller ayrıldı hem polisler de buradaki güvenlik önlemlerini bir kat daha arttırdılar. Bakın görüyorsunuz çok fazla bir kalabalık kalmadı burada. Az önce daha fazla bir kalabalık vardı. Herkes zaten olayı biraz daha merak ediyordu. Ancak olay netleşince, daha doğrusu olay ortaya çıkınca burada yaşananlar da netleşmiş oldu ve buradakiler bu olayı da bir noktada Süleyman hem algıladılar hem de bir korku havası oluştu. Teşekkür. Şimdi bir başka sorum var. Sen aracın çarptığı noktayı görebildin mi? Yani o aracın parmaklıklara, demir parmaklıklara bir hasarı oldu mu? Yani oradan girmiş olabilir mi? Çünkü parlamentonun bahçesine giren ve orada vurulan bir kişi var. Dolayısıyla aracı çarptıktan sonra o parmaklıkta hasar yaratıp mı oradan girdi, yoksa başka bir yerden, kapı da var orada, kapıdan mı girdi acaba diye şahsen merak etmekteyim. Saldırgan meclisin o bahçesine nereden girdi? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Biz burada sürekli olarak bulunuyoruz. Zaten burası Londra'nın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Siz de biliyorsunuz zaten. Ve meclis binasının önünde ciddi manada bir korunma durumu var. Şöyle ki bir aracın meclisin duvarını aşarak meclis içerisine girmesi zaten imkansız ki gerçekten çok sağlam bir duva sistemi var burada. Evet. Yani bir normal bir aracın bunu aşıp içeriye girmesi mümkün değil ki. Geçtiğimiz günlerde benim başıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Ben bu duvalara 50 metrede yaklaştığımda polis tarafından uyarılmıştım. Bu anlamda da ciddi bir koruma sisteminin olduğunu, bir araçla buraya aşmanın mümkün olmadığını söyleyeyim. Ancak duvar denilen yeri ben henüz görmedim. Yani aracın çarparak hasar verdiği, sivillere zarar verdiği noktayı henüz görebilmiş değilim. Hmm. O anlamda da şimdi bir taraftan bahsediyoruz. Zaten parlamento binasının bir tarafı deniz. Bu taraftan da deniz diyen kastım bir nehir var. Buradan parlamento yaklaşması mümkün değil. Üç ihtimal kalıyor. Bunlardan bir tanesi de olmaz. Çünkü o da şu anda gördüğünüz Big Ben'in bulunduğu nokta, oradan da girmesi mümkün değil. Bunun haricinde iki nokta kalıyor. Oradan da ulaşması
şu anlamda zor. Dediğim gibi az önce söylemiştim. Ciddi manada büyük dubalarla bir koruma sistemi var orada. Ulaşması zor ama eğer polis yaralı ya da polis ölüsü, ölen bir polis varsa benim tahminimce ikinci saldırıda bu gerçekleşmiş olabilir. Şöyle tamam, merakımı da birazcık gidermiş oldum. Çünkü şu an olay yerinin fotoğraflarına bakıyorum. Araç evet hasar görmüş fakat duvarda bir veya meclisin parmaklıklarında bir hasar yok. Dolayısıyla oradan giremeyeceğini düşünebiliriz ama parmakların üzerinden açtıysa bilemeyeceğiz. Tamam, o çok önemli değil. Diğer soru şu. Şunu ekleyeyim isterseniz. Bu sorduğunuz soruyu ek olarak şunu söyleyeyim. Aha. Daha önceki tecrübelerimizden kaynaklı olarak bunu söylüyorum ki tahminimce ilk yapılan saldırı Big Ben ve parlamento binasına yakın olan sivillere zarar verme amaçlıydı. Yani araçla bunlara çarpıp bu şekilde zarar verme amaçlıydı ki biliyorsunuz Fransa'da aynı şekilde bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. Kamyonlu bir saldırı olmuştu. İkinci saldırı dediğim kısım da bu şoför ya da şoförün yanında bulunan diğer saldırganların araçtan inerek ellerindeki silah ya da bıçakla bölgedeki güvenlik ya da sivil vatandaşlara zarar vermiş olduğu kanaatindeyim. Peki, evet, görgü tanıkları şahsın bir şahsından bahsettiler ve onun Asyalı olduğunu söylediler. Var mı Asya'nın hangi tarafından olduğu konusunda bir bilgi? Şimdi ben de sizden bu bilgiyi şimdi daha yeni öğrendim. Asyalı olma ihtimali nasıl olur? Şimdi yılbaşı gecesi Türkiye'de yapılan saldırıyı düşündüğümüzde Orta Asya'dan bir Asya'nın batısını da, Asya'nın batısını da, Pakistan'ı ve Afganistan'ı da düşünebilirsin. Yani işte aslında aklıma getirmek istemediğim ihtimallerden bir tanesi bu. Evet. Neden diye soracak olursanız 1,5 yıldır buradayız ve burada gerçekten Pakistan ve özellikle o bölgeden Malezya'dan birçok Müslüman vatandaşın burada yaşadığını biliyoruz. Öyle bir ihtimal olması tabii ki durumu çok daha farklı bir noktaya götürebilir. Ben açıkçası o ihtimali çok fazla da kafamda kurgulamak istemiyorum ama eğer öyleyse burada farklı bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz diyebilirim. Şimdi bendeki bilgileri de söyleyeyim. Mesela 3 Fransız vatandaşı yaralandı diyor köprüde. Köprüde grup halindelermiş. Onlar 3 Fransız olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda saldırı sırasında meclis oturumdaydı ve Bayan May'i kaçırdıklarını biliyoruz. Şimdi Kobra toplantısı başlıyor. Kobra ne? İşte İngiltere'nin iç güvenlik toplantısı. Evet, acil toplantıya çağırdı. Acil toplantıda ve önlemleri konuşuyorlar. Peki Süleyman Türk. Bir de yeni gelen bir bilgi, iki kişinin hayatını kaybettiğine dair. İki kişinin de gelen son teyitli bilgi nedir bilmiyorum ama. Bilgi var. Süleyman Türk, bilgiler için teşekkür. Biraz istersen sen yine oralarda kal, dolaş, yeni bir şeyler olursa yine konuşuruz. Teşekkür ediyoruz, görüşeceğiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi mesela tekrar her türlü ayrıntı, meclisin tam en kalabalık olduğu zaman meclisi o olay sırasında okul çocukları da grup halinde. Bu arada olay yeri tekrar o parmaklıkları çarptıktan sonra mı açtı diye sorumuza cevap hayır. Parmaklıklarda bir hasar yok. Araçta hasar var. Parmaklıklar aşılabilir mi? Çok istenirse aşılabilir ama tekrar bize o ilk görünen şu ki bu Daily Mail'in çıkarttığı çizelge ya da bölge grafiği, o grafikte kaza yerini gerçekleştikten sonra ekranınızın sağ tarafındaki kapıdan içeri girmiş gibi gösteriyor oklar. O kapı geçilebilir bir kapı mı, açılabilir bir kapı mı? Ama orada bir boşluk var. O kapının hala açık olduğunu görüyoruz şu an, değil mi? O kapı, orada bir kapı var. Sarı aracın olduğu nokta. Yoksa oradan girmiş gibi görünüyor. Şimdiye kadar elimizdeki olay yerini ve saldırının nasıl gerçekleştiğine dair grafiklerde meclisin gayet kalabalık ziyaretçilerle dolu olduğunu da söylemiştik. Bir küçük not, ziyaret sırasında okul çocukları da vardı ve okul çocukları marşlar, şarkılar söyleyerek hem kendi morallerini yükselttiler hem de çevredekilere moral verdiler diye bir not, bu tip panik anlarında yaşanan ince küçük olaylardan bir tanesi. Tekrar İngiliz medyasının başlıklarına bakıyoruz.
Açıkçası tek saldırgandan söz ediyorlar ve elinde bıçakla gelen saldırgan polis tarafından vuruldu şeklinde özetleniyor olay. Tam gerçekten olayın parçalarının resmi olarak birleştirilmediğini de söyleyelim. Terör konusu teröre benziyor. Şimdiye şu noktaya kadar terör gibi işlem yapacağız. Terör saldırısı olmuş gibi önlem alacağız. Aksi kanıtlanana kadar diyor polis. O şekilde bir terör yorumu var. Eldeki bilgiler tabii ki açıklanan bilgilerdir. Eldekilerden çok daha azıdır açıklananlar. Onu biliyoruz. Bu arada mesela benzer başka saldırılar, bundan esinlenen başka militanların başka saldırılara girişmesi ihtimali her zaman vardı. Dolayısıyla önlemlerin daha da artırıldığını söyleyebiliriz. Londra'nın şu saatler tam en kalabalık işte işten çıkış saati. Dolayısıyla metro istasyonları, ulaşım araçları, tren garları en kalabalık anlarını yaşamaktalar. Ve polisin de güvenlik birimlerinin de en tedirgin olduğu anlar diyebiliriz. Çünkü herkesin eve gitmesi gerekiyor ve eve gidiş şu an riskli. Başkaları da var mı yok mu? Polisin ilk açıklamaları genel kapsamdaydı. Dilerseniz şu an başka bir ayrıntı yok. Tekrar 40 yaşlarında bir Asyalı şahıs, elinde 20 santime yakın büyük bir bıçak vardı ya da pala vardı ve polis tarafından vuruldu meclis bahçesinin içinde diye. Şimdilik bunları biliyoruz. Yine ayrıntı olduğunda anlatacağız. Biz dünya halinin genel akışına birazcık gelebiliriz. Dünya halinde olanlar olacaklar ve şu an olanlar derken İngiltere saldırısı, Londra saldırısı şu an olanlar kısmında idi. Tekrar başka gelişmeler olursa tabii ki aktaracağız. Bu arada Suriye'nin kuzeyinde bazı gelişmeler vardı. Bunu önce muhtelif kaynaklar bildirdi fakat son olarak Pentagon sözcüsü de teyit etti. Pentagon sözcüsü diyor ki Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bazı unsurları bu Suriye Arap Koalisyonu diye etiketledikleri terör unsurlarından oluşan şahısların ve grupların da olduğu bir kalabalığı taşımışlar. Tapka Barajı'nın oraya taşımışlar. Pentagon söylüyor, Tapka Barajı'nın alınması için operasyona katkıda bulunmaları için yerel kuvvetleri tırnak içinde Tapka Barajı'nın karşısına indirdik ve ateş desteği verdik diyor. Demek ki orada bazı direniş vardı. Amerikan uçakları ya da helikopterleri ki Apache'ler olabilir. Apache'ler var bölgede. Onlar genel ateşe karşılık vermişler ve şu an başka bilgi yok. Kaç kişilik bir güç indirildi? Amerikan birlikleri orada var mı yok mu belli değil. Hava desteği verdikleri anlaşılıyor. Tapka Barajı Fırat'ın kıyısında ve Rakka'nın batısında. Rakka ile Tapka Barajı Fırat arasında yine hala bir mesafe var. 100 kilometre falandır. Ama Tapka Barajı önemli bir stratejik nokta olarak biliniyor. Dolayısıyla hatta bizim ilk Süleyman Şah Türbesi Tapka Barajı'nın kıyısındaydı. Sonra Şam rejimi buraları su basacak diye bir bahaneyle Süleyman Şah Türbesi'ni asıl taşıtmıştı ikinci noktasına. Tapka Barajı o açıdan da bildiğimiz bir yer. Dolayısıyla Fırat kıyısında ve Fırat'ın karşı kıyısında da yine bu güçlerin olduğu anlaşılıyor. Böyle bir operasyon var. O anlaşılmakta. Rusların da hareketlendiği Afrin bölgesinde yolunda bilgi var. Onun teyide muhtaç olduğunu söyleyelim. Ha, Rakka operasyonu başlıyor falan mı? Hayır. Bu Tapka olayı tamamıyla bir nokta operasyonu. Yalnızca orayı herhalde Fırat'ı temizlemek için düşündüler. İzleyeceğiz. Yalnızca bir tek bölgedeki harekattan söz ediyoruz. Tapka konusunda.
Sonra Rusya'ya bakabiliriz. Vladimir Putin konuştu az önce ve dedi ki 2016 Rusya'nın silah satışları konusunda gayet bereketli, verimli bir yıldı. Ne yaptınız? Tam 15 milyar dolarlık silah satmış Rusya. Ayrıca diyor 9,5 milyarlık yeni silah ihracat anlaşmaları imzaladık. Onlar sonra teslim edilecek. Ve de şimdiye dek Rusya'nın anlaşmayla silah satma taahhüdünde bulunduğu ve alıcısının olduğu silah miktarı, değeri 50 milyar dolar. Rusya'nın petrol falan üretmeyi bırakıp silah üretimine geçtiği anlaşılıyor. Petrolden zaten umutlarını kesmişlerdi ve dünyanın ana silah satıcılarından bir tanesi haline geldi. Ve de aylardır söylemekteyiz. Suriye'de Rusya silahlarını sergiliyor. Suriye'yi bir silah deneme alanı olarak kullanıyor. Gereksiz, Suriye için Suriye'deki şartlara gelmeyecek ağırlıkta, şiddette çok daha güçlü yerler gerektiren silahları Suriye gibi zavallı noktalarda kullanıyor demekteydi. Putin de onu teyit etmiş nihayet. Diyor ki Suriye Rus silahlarının ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Bütün silah, kullanmadığı silah kalmamıştı Suriye'de. Kullanmadığı uçak kalmadı, kullanmadığı ağır bomba kalmadı. Dolayısıyla bunların hepsini teker teker kullandılar, denemelerini yaptılar. Hatta bundan sonra daha da geliştirmeleri için herhalde çalışacaklar. Suriye, Rusya için silah deneme alanı oldu. Olmaya da devam ediyor, onu biliyoruz. Sonra Almanya'dan açıklama var. İşte bu Donald Trump Almanya'ya NATO için harcayın diye uyarı yapmıştı. Almanya bunu anlamamış gibi Avrupa Birliği için para harcamaya devam edeceğiz diye açıklama yaptı. Bu çok ilginç. Alman Dışişleri Bakanı'nın bir gazeteye hatta makale yazarak duyurması, bir bakanın makale yazarak, özellikle Dışişleri Bakanı'nın makale yazması içeriye değil dışarıya mesajdır. Yani dışarıya mesaj veriyor Almanya Dışişleri Bakanı aracılığıyla. Diyor ki Avrupa Birliği çok önemlidir bizim için. Avrupa Birliği'ne ödenen her euro Almanya'ya muhtelif şekilde geri dönmektedir, birkaç katıyla. Bunu da kayda alalım. Yani Almanya Avrupa Birliği kumbarasına attığı parayı katıyla ve misliyle geri alıyor. Ve o şekilde yani Avrupa Birliği'ne yatırım yapıyor, getiri sağlıyor, bu şekilde görüyor. Hatta Avrupa Birliği içinde anlaşılan tartışma varmış. Daha çok diğer üyeler harcama yapsın ve onların katkıları artsın diye bir çaba varmış. Almanya gerek yok, biz o ekstra harcamayı yapabiliriz diyor. Bu ne cömertlik? Avrupa Birliği'ne verdikleri para ortada. NATO'ya niye vermiyorlar? NATO konusunda demek ki başka çekinceleri var. Donald Trump NATO'ya harcayın derken Almanya Avrupa Birliği'ne harcamayı düşünüyor. O da bir vurgu. Fransa seçimi. Fransa seçiminde işte Le Pen ve Le Pen'in karşısında kim var? Kim gelecek? Macron gelecek diye bir teori vardı. Şöyle bir Fransız mizah dergisi var. Pek komik şeyler yazmazlar ama çok atlatma ve çok flash haberler verirler birkaç yılda bir. Onu yapmıştı bu zincirli kanarya kuş dergisi. Önce Fillon'u yediler. Monsieur Fillon'u yolsuzluk suçlaması bu gazeteden gelmişti. Ve o Fillon'un gerçekten adaylığı hala devam ediyor ama Fillon'un siyasi kariyerinin sonu olmuştu. Hala Fillon'u soruşturuyorlar. Şimdi Macron'a sardı bu gazete ve bugünkü sayısında dedi ki Macron Vladimir Putin'le bir Lübnanlı iş adamı arasında görüşme ayarladı ve bu görüşmeden 50 bin euro komisyon aldı. Bu Fransa gibi bir ülke için bile çok şaşırtıcı ve skandal nokta. Yani Fransa'nın biraz tolerans limiti yüksektir ama Fransa'nın bile katlanamayacağı bir haber bu. Vladimir Putin Lübnanlı iş adamı deniyor. Lübnan'ın önemli iş adamlarından Fuat Makzumi diye geçiyor. Petrol işi yaparmış ve 2015'te bir ekonomi toplantısında ikili görüşmüş ve bu görüşmeyi de iddiaya göre
düzeltiyorum. Fion ayarlamış. Fion'a, Macron'a yüklendik. Macron'un hikayesi ayrı. Fion ayarlamış. Demek ki şöyle, Fion'un siyasi kariyerine bu dergi bir yeni haberle indiriyor. Macron'un hikayesi farklı. Macron'un hikayesi şu. Yani Fion bir yolsuzluğun üstüne bir de Putin'den para almakla suçlanıyor. Bu şekilde Kremlin yalanladı ama 50 bin euro konusu soruşturulacak. Macron'un sorunu başka. Macron'u Le Pen'e karşı yükseltmek için kullanıyorlardı. Macron'u bir siyasi toplantıda belediye başkanlarının huzuruna çıkarttılar. Belediye başkanlarının hoşlanmadığı bir şeyler söyledi ve Macron'u belediye başkanları yuhaladı. Ve bu medya önünde oldu. Fransa'nın altın çocuğu Le Pen'e karşı gelecek Macron yuhalanıyor. Hem de benzer siyasetçiler tarafından, yerel siyasetçiler tarafından yuhalanıyor. Yani Fion'un skandalları devam etmekte. Macron'un siyaset çizgisi şimdilik iyi, fakat böyle yuhalamalarla falan tehdit altında. Le Pen hala avantajlı, onu söyleyebiliriz. Ve de hepimizin canını sıkan bu uçaklarda laptop ve elektronik alet yasağı. Bilen güvenlikçiler bunun bir işe yaramayacağını söylemektedir. Amerika bölük pörçük bu kararı niye şöyle Başbakan Yıldırım'ın son dakika başlığını verelim. Başbakan Yıldırım'ın açıklaması var. Terör küresel bir felakettir. Başbakan Yıldırım'ın Londra'daki saldırı konusuyla ilgili olarak yorumlarını alıyoruz ve terörün bütün ülkeleri etkilediğini ve küresel bir felaket olduğunu söylüyor Başbakan. Başka başlıklar geldiği zaman da aktaracağız. Tekrar bu elektronik yasağına geliyorduk. Herkesin ilk sorduğu soru, neden şimdi? Neden Amerika bu elektronik yasağını getirdi? Şimdi belli Amerikan medya kaynaklarına üstü kapalı olarak sızdırılan bilgiler var. Diyor ki El-Kaide Yemen'de ve Somali'de yeni çalışmaya başlamış. Bu çalışma laptopların ya da elektronik cihazların görünen parçalarını, bilinen parçalarını kopyalamak ama o parçaları bomba haline getirmek. Yani diyor batarya gibi görünüyor ama o batarya aslında bir bomba parçası. Ve de uçağa bu laptopla binecek şahsın uçakta bu parçaları sökerek bomba imal edebileceği yolunda bir kuşku varmış. Yani uçağa bombalı laptopun taşınması ve laptopun kendiliğinden patlaması değil, militanın bütün parçaları normal gibi görünen, işliyor gibi görünen bir laptopla uçağa binmesi ya da bir elektronik cihazla uçağa binmesi ve uçakta bu parçaları birleştirip patlatması uçuş sırasında. Bundan korktukları için bütün cihazları bavula koyun çağrısı gelmiş. Peki bu yalnızca bu İstanbul dahil 10 havaalanından mı olacak? Yani başka bir yerden olmaz mı? Keyfi bir uygulama olduğu buradan belli. Başka yerlerden gelmesi son derece muhtemel. Ama şimdilik işte bir şey yapıyoruz görünmek için uyguladıkları bir konu. Bu olayın ticari ciddi yansımaları var. Örneğin sigorta şirketleri herkes laptopunu bavula koyarsa herkes o bavullarda laptop veya elektronik, pahalı elektronik olduğunu biliyor. Zaten Amerika'dan çıkışlarda Türk yolcular bilir, laptoplarımızı ve elektronik cihazlarımızı bavullara koymayız. Çünkü JFK'de o uçağa yüklenirken havaalanından o bavulların soyulması ve laptopunuzun bavulunuzdan Amerika'dan çıkarken yürütülmesi ihtimali %50'den fazladır. Bunu herkes bilir ve Türk Hava Yolları da New York'tan çıkarken uyarır, bavulunuza koymayın, çalınma ihtimali yüksek diye. Böyle çeteler türemiştir ve gayet güzel çalışırlar. JFK'in bu halde olduğu bir ortamda şimdi işte 10 ülkeden laptoplar bavullara konsun diyor. Demek ki daha çok JFK'de çalınacaklar. O risk var. İngilizler bunu fark etmiş. İngiltere diyor ki, İngiltere'nin Ulaştırma Bakanı, İngiltere'deki sigorta şirketlerine rica ediyorum primleri yükseltmesinler. İngiltere'de her şeyin laptoplar dahil sigortalı olduğu biliniyor. Sigorta primleri bu yüzden yükselecek çünkü. Onun farkındalar ve onu yapmamaları için sigorta şirketlerinden ricacılar.
aman bavula konan laptoplardan daha fazla sigorta primi almayın diye böyle bir anlamsızlık ve de izlemeyi sürdürüyoruz. Terör tehdidi bakın başka türlü geliyor, laptop falan gerek olmadan geliyor. Gelen haberlere de bakıyoruz. İngiltere Başbakanı'nın işte acil toplantı, güvenlik konusunu görüşeceği vesaire. Bu olayın tamamlandığını biliyoruz. Bu olayın parçalarını resmi olarak açıklamaları, evet o beklenecek ama bu olay böyle. Başka olaylar, başka yansımalar, onları izlememiz gerekiyor. Yine Başbakan Yıldırım'dan başlık var. Terör Müslüman, terörü Müslüman ülkeleri zikretmek yanlıştır diye ısrarla bağlamaya çalışıyorlar. Bir karalama kampanyasının sonucu olarak onu biliyoruz. Sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün Washington'da işte büyük DAEŞ karşıtı toplantı 60-70-80 ülke Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da tabii ki vardı. Genel bir toplantı, yani işte Tillerson'la diğer ülkelerin konuşması, tanışması toplantısı gibi. Bu arada Rex Tillerson'ın pek aktif bir dışişleri bakanı olmaması dikkati çekiyordu. Tillerson niye böyle kendini hala kenara çekiyor diye bir soru vardı. Ona kısmen cevabı vermiş. Bu son Asya gezisi sırasında uçağa bir tane muhabir almıştı ve kimsenin bilmediği bir yayın organının muhabiriydi. Herkesi ayaklandırmıştı Tillerson. O muhabir birkaç soru sormuş hazır yakalamışken ve de Tillerson cevaplamış ve olayın başına gidiyor. Diyor ki ben inanın bakan falan olmak istemiyordum. Donald Trump diyor beni çağırdı ki bunun öncesini anlatmıştık. Eski Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates tavsiye etmişti Rex Tillerson'ı bakan yap diye. Trump da Tillerson'ı bir yemeğe çağırmıştı. Diyor Donald Trump beni yemeğe çağırdı. Oturduk konuştuk ve yemeğin sonunda bana Dışişleri Bakanım ol dedi. Sonra diyor o heyecanla eve gittim. Eşime söyledim ve aslında pek yapmak istemediğim bu işi eşime söyleyince eşim bana kızdı diyor. Yani şu an Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanlığı'nı Bayan Tillerson'ın dirayetine borçlu Amerika. Eğer Bayan Tillerson çıkmasa, tavır göstermese Tillerson belki pes edecekti. İşte CEO'yum, Mart'ta emekli olacağım, paralar gelecek, yatacağım, emekli olacağım, inzivaya çekileceğim, çiftliğe gideceğim falan filan diye planları varmış. Bayan Tillerson demiş ki Tanrı'nın seninle işi bitmedi. Böyle bir ruhani baskı, yani hayır Rex yapamazsın diye genellikle eşlerden bir tepki beklenir ama hayır. Bayan Tillerson orada bir ulvi açı yakalamış. Oradan Tanrı'nın seninle işi bitmedi deyince Donald Trump da değil. Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı halbuki. Neyse. Bu şekilde bir olayla ve bu hikaye aslında şöyle, Donald Trump ve sağ kanat cumhuriyetçileri çok, evangelist tarafı çok mutlu edecek bir hikaye. Biraz da onu herhalde reklamını yapıyorlar. Sonra diyor Donald Trump Amerika'yı önde tutmakta gayet kararlı. Önce Amerika'nın çıkarları gelir, onu izliyoruz diyor. Bir ilginç bir şey daha söylüyor. Diyor ki biz de dış politikayı dönüştürmüyoruz, değiştirmiyoruz. Asıl Barack Obama diyor değiştirdi Amerikan dış politikasını. Orada bir haklılık payı var. Ve Barack Obama değiştirdiği için biz şimdi politikayı esas köklerine geri götürüyoruz. Esas olması gerektiği zamana geri götürüyoruz diyor. Teoride tartışmalı ama ilginç bir durum. Biz bozmadık, Obama bozdu, biz Obama'yı düzeltiyoruz gibi bir tavır. Bakacağız. Şöyle Londra haberlerinde bir değişiklik yok. Ha, bu arada mesela İskoçya parlamentosu da alarma geçmiş. Onlar da oturumu kapatmış, evlere dağılmışlar. Amerika gelişmeleri izliyoruz, endişeyle izliyoruz diyor. Bir yardım ihtiyacınız olursa bize söyleyin diyorlar. Böyle dünyanın tekrar her an her yerde olabilir cinste saldırısı. Avrupa Birliği'ne ve Euro bölgesine daha çok bakmamız gerekiyor. Euro bölgesinin bir Euro Group diye bir grubu vardır. Euro'ya üye ülkeler 19'du galiba son saydığımızda.
Bu ülkelerin de başı vardı. Hollandalı siyasetçi Dijsselbloem seçimde de aslında hayli büyük yara aldı. İşçi Partisi'nin lideriydi. Kimse oy vermedi Dijsselbloem'in partisine ama Dijsselbloem'in partisi ya da Hollanda siyaseti değil, Euro'nun patronu olarak biliyoruz ve uzun zamandır 4-5 yıldır bu Euro meselelerinde ve özellikle Yunanistan meselelerinde Dijsselbloem öndeydi ve Yunanistan'a kural dikte ettirmek ve önlem dikte ettirmek konusunda Dijsselbloem'in hayli etkisi olmuştu. Yani Yunanistan'dan sağa sola bombalar gidiyor. O bombalardan bir tanesinin de Dijsselbloem'e postalanmış olması ihtimali hayli yüksek. Yunanistan'ın en istenmeyen bir numaralı düşmanı. Ve Dijsselbloem bu şekildeydi. Şimdi kriz ve sonrasında yapılanları bir mülakatta önceki gün değerlendiriyormuş. Ve mülakatta Alman gazetesine diyor, biz diyor Euro grubu olarak bu güneydeki ülkelere yani Yunanistan'a, İspanya'ya, İtalya'ya, Portekiz'e bütün yardımı yaptık. Gerekli her şeyi yaptık. Fakat bu ülkeler, güney ülkeleri bu parayı çarçur ettiler. Bu iş içinde biraz Avrupa'nın anlayacağı bir argo, işte kumarda falan kaybettiler gibi bir şey söylemiş. Biraz argo kullanmış. Ortalık karıştı. Sen bize hakaret ediyorsun. İşte Portekiz, İtalya, Yunanistan hepsi Dijsselbloem'in istifa etmesini, Euro grubun başkanlığından çekilmesini istiyor. Niye? Doğruyu söyledi mi? Doğruyu söyledi. Gerçekten Kuzey ya da Euro bölgesi bu ülkeleri hiç olmadık şekilde özellikle Yunanistan'ı kurtardı. Ve o fırsatı bu ülkeler iyi değerlendiremediler. Parayı çarçur ettiler. Ve hala bataktalar. Bunu söylemiş adam. Bunu söylediği için istenmeyen adam ilan edildi ve herkes üzerine gidiyor. Bu noktada Dijsselbloem haklı tabii ki ama bunu söyleyebilecek Avrupa'da bir cesaretli kimse var mı yok mu yoksa harcayacaklar mı? Harcarlarsa bu özellikle Yunanistan ve diğerleri kurtulacak mı? Belli değil, bakacağız. İspanya'nın meşhur Fallas Festivali her yıl yapılır. UNESCO'nun işte değerli korunması gerekli kültür varlıkları listesindedir. Ve adet önce dev heykeller yaparlar. Sonra da bu heykelleri, tahta heykelleri ateşe verirler. Böyle bir ateş ve ışık festivali diye geçer. İşte İspanya'nın ta ilk çağlardan kaynaklanan geleneklerinden bir tanesi. Aynı zamanda ilkbaharı karşılama yani ilkbaharı karşılama Mart 20-21 Mart Ekinoks olayının da bir yansıması şeklinde. Bazen kazalar çıkıyor ama bu kez kazasız gerçekleşti. Yangın büyümeden söndürüldü ama herkes çok eğlendi diye kayıtlara geçti. Fallas iyi geçmiş. Herkes eğlenmiş. Ve de bu iş Valencia'da oluyor. Portakallarıyla ünlü Valencia'nın bir de Fallas gösterisi var. Ateş ve ilkbahar. Fallas ateşiyle kapattık. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.